Abla, yayındayız abla. Hoş geldin Şehriye, nasılsın? Mikrofonu ver bakayım. Unutmuştum ben Şehriye'yi. Nerede mikrofon, ters mikrofon? Bir bakayım şöyle, dur. Dönecek de çocuğun interkomu takıldı kafaya. Hoş geldin. Hoş bulduk Yalçın abi. Nasılsın Şehriye? Allah'a şükür. Sesler kesildi mi? Kesilmedi Yalçın abi, aynı yine. Temmuz'da biraz bir sene olacak, bir seneden beri. Sana bir şey soracağım, bir hocayla konuştum ben. Hoca derken yani cami hocası değil. Sor Yalçın abi. Üniversiteden bir hocamız. Başka bir yere misafirliğe gittiğinde de aynı sesleri duyuyor musun? Hayır, duymuyorum. Sadece kendi evimde duyuyorum. Vallahi ben duyuyorum. Duymuyorum, hayır. Ben senin sesini duyuyorum. Gece geliyorum benim kulağıma, Yalçın kalk diyorsun. Kamerayı bulmuş olsan demen Yalçın abi. Demek ki bulmuyorsun, hakkım geçiyorsan onu açıyorum. Sen bugün bana bir paket getirdin. Neydi o paket? Şeyler getirdim, o cihazlar getirdim. Eve koydum cihazları. Sana verdiğimiz cihazları geri mi getirdin? Evet, geri getirdim. Nerede şu cihazın görüntüsü? Evet. Niye geri getirdin? Yalçın abi, 5 aydan beri gelip gidiyorum, hiçbir şey olmadı yani. Senin tedavin burada değil ki, senin tedavin orada. Ben doktora gittim. Kamera uzmanı o. Ben psikiyatri doktoruna gittim, 2 sefer gittim. Ama sen psikiyatri doktoruna gitmişsin, bu pisi doktor, neydi, psikolog doktoru, pardon yanlış söyledim. Benim de ağzımı karıştırdın kız. Ben doktora gittim 2 sefer, yes. Yani hiç ilaçlarım Şehriye gelmedi. Kızım. Efendim, ama Şehriye abla, sadece 2 seferlik değil, senin tedavin uzun süreli. Tedavi yani, değil, tedavi değil. İlaçları olmadı. Hayır, anladım. Sen yarın ne yapıyorsun? Evdeyim. Evde ses duyuyorsun. Sen yarın hayırlı cuma benim yanıma bir gelsene. Geleyim. Ben seni birisiyle görüştüreceğim. Geleyim. Yayında değil ama. Tamam. He? Tamam, gelirim. Olur mu? Olur. Peki. Orada bip bip diye öten cihaz var ya. Hı-hı. O cihazı getirmiş bana geriye. Hı-hı. Faydası yok diye mi getirdin? Şimdi Yalçın abi yine aynı. Cihaz varken de aynı, yokken de aynıydı. Ama hiçbir bir ara ilk cihazı koyduğumuzda sesler kesilmişti. Bir ilk gün işte 2-3 gün kesildi. Ondan sonra yine başladı. 2-3 gün bir kesilme oldu yani. İlk koyduğum zaman ondan sonra yine başladı. Hatta burada dedim sen şarjı bitmiştir dedin. Ben baktım şarj yeri falan bir şey yok onun yani. Şarja takılması gerekiyor falan dedim. Ben de şarj yeri falan yok onun. Allah'ım. Şarj cihazını unutmuşum oğlum. Ben sana şarj cihazını vereceğim onu. Tamam mı? Yeter ki sen ses duyma. Tamam? Ben de ses duymamak için tamam. İsteyen Yalçın abi zaten. Peki şimdi. Ama benim evimde kamera var yani. Dur bir dakika ablacığım. Sevgili izleyenler. Ayta tamam kameranı arayacağız abla. Dur bir sabırlı ol. Tamam? İnşallah. Bak herkes arıyor. Minibüs arıyorlar. Ben kamera arıyorlar. Dinleme cihazı arıyorlar. Sesimle yaklaşık yıl oluyor böyle şeyler. Ablam dur bir izin ver. Tamam. Yarın seni bekliyorum. Birisiyle görüşeceğim. Tamam abla? O size verdiğimiz cihazın şarj cihazını da vereceğim ben sana. Kabloyu nereye takacaksın, nasıl dolduracaksın onu da anlatacağım. Tamam? Tamam. Şimdi Ayta, sen ses mi duyuyorsun yoksa senin görüntünün çekildiğini mi iddia ediyorsun? Yalçın abi sesle duyuyorum. Benim yaptıklarımı geri bana iade ediyorlar yani. Nasıl iade ediyorlar? Beni gözleyip ben evimde ne iş yaparsam benim yaptığım işi bana geri iade ediyor. Nasıl yani? Yani ben olsaydım mesela şöyle bir örnek. Şimdi bir örnek. Ben ocağa bir yemek koydum. Yemeğim taşıyor. Tamam. Ben yemeğimin taştığını onlardan duyuyorum. Yani diyorlar ki ha bak koydu ocakta unuttu diyorlar. Fazla gidiyorum değil. Bakıyorum gerçekten o yemek taşmış yani. Peki bu sesler sana şunu yap ya da bunu yap gibi böyle komutlar, direktifler veriyor mu? Şimdi hayır vermiyor. Vermiyor. Sana yemeğin taştığını nasıl söylüyorlar o zaman? Şimdi ben yemek ocağa koyduğum zaman... Yani unuttum şeklinde de yapıyorum bazen. Şimdi gidiyorum bakıyorum o ses duyduğum zaman gerçekten taşmış. Bazen de diyormuş ki yap diyormuş. Ben burada açken sen orada yağlı yemekte yap diyormuş. Yani her şeyi söyle ben bunları duyuyorum. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Komşu bazen yani de diyormuş ben ki duyuyorum. Biz burada açken sen altta yemek yapıyorsun herhangi diyormuş. Herhangi dışarıdan bana bir ses duymuyorum. Şey ben mi diyormuş? Anladım. Şey mi diyormuş? Peki evde başka herhangi ne oluyor mesela sen bu sesleri duyduğun zaman? Azize şey konuyla olmuyor. İlgili bir yazı girebilir misin? Yok. Hatta çekilen VTR'de şey söylemiş. Hani eşyalarımın yerleri değişiyor gibilerinden bir şey söylemiştin. Evet, eşyalarımın yerleri değişiyordu. O ufak kapıyı açmadan önce çelik kapımdan ben bir yere gittim. Bir saniye, bir dakika. Konuyu niye dağıttık? Ben bir şey soruyorum. Uzmanlar izliyor şu an elinde hanım. Şu tamam. Şunu da anlaşmadı. Bak kızım. Evet. Senin psikolojik bir sorunun var. Evet. Kabul et ya da etme. Tamam? Yalçın son kez seni alıyorum ben buraya. Bir dinle bak kızım. Gözün seveyim ne olursun. Tamam Yalçın. Çok da uzun yoldan geliyorsun, üzülüyorum. Tabii. Sana sorum şu.
Bir ses duyduğunu söylüyorsun, bir de senin görüntünün kaydedildiğini mi iddia ediyorsun? Evet, sen? Evet. Nereden yaptım. Bunu çıkartıyorsun? Bugüne kadar bir görüntü mü geldi önüne, bir CD mi verdiler? Evin içinde bir şey mi buldun, onu soruyorum ben. Çünkü ses duymanla ilgili Linda Hanım'ın sana söyleyeceği çok önemli şeyler var ama... ...görüntüm kaydediliyor diyorsan o başka bir şey. Tabii. Şimdi görüntü, Yalçın abi, görüntü şöyle şey yapıyor. Ben evde yaptığım şeyi bana söylüyor. Benim evimde kimse yok, ona iade edecek yani, söyleyecek. Aramızda iki daire var. Görmüyor da benim yaptığımı nasıl şey yapıyor? Ben? Ya nasıl iade ediyor bana? Peki ekrandaki yazıyı değiştirin arkadaşlar konuyla ilgili. Bana söyleyip öyle girin yazıyı. Sen evde görüntünün çekildiğini neye göre iddia ediyorsun? Şimdi benim yaptıklarımı gördüğü için iddia ediyorum. Kim görüyor? Şimdi beşinci katından altıncı kat. Ya Allah'ını seversen yeter oraya davalık olduk. Beşinci kat, altıncı kat, beşinci kat. Ne olursun ya yani komşu sana birisi yani. Gelip de senin görüntünü mü çekiyoruz dedi. Hayır demedi. Demedi ben evimdeki sesten duyuyorum yani. Bana geri iade ediyor. İşte yaptığımı bana iade ettiği zaman görüntülendiğimi biliyorum şimdi yani. Yalçın Bey şöyle delüjyonal düşünceler yani bu anlattıklarıyla. Linda Hanım bir şey rica edeceğim sizden. Sakın yanlış anlayın, şu anda şaka da yapmıyorum. Yok hayır. Benim vatandaşım sizin dilinizi anlamıyor. Zaten Türkiye'de psikologlara az gidilmesinin bir nedeni de bu. Tamam. Çok ciddi olarak söylüyorum. Tamam. Daha kadının anlayacağı dili anlatabilirsin bana değil yani. Onun ikna olması gerekiyor. Çünkü bir türlü hasta olduğunu kabul etmiyor. Hayalci ben başkasına da yönlendirdim. Orada da aynı sorunu yaşadım. Tabii. Halüsinasyonlar demişler. Kadın geldi bana soruyor bu ne diye. Şimdi hayalci düşünceler. Hayalci düşünceler. Ama gerçek, işte bunu o gerçeği, o gerçek anlayacağı payı, dille. İşte gerçeklik payı olmayan, kanıtlanamayan düşünceler. Hani ben hatta size çok uzun zaman önce şey dedim. Hani biz kendi içimizdeki sesimizle konuşuyoruz. Ama bazen bunun ipin ucunu kaçırırız. Bu ipin ucun kaçmış vaziyette şu anda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çok kabaca anlatıyorum bunu. Ama ne kadar süreyim Kenan? Geçen gün de söyledim size hani bu tedavi sizin sandığınız bir aspirin alayım da başının ağrısı geçeyim tarzında bir tedavi değil. Çok uzun süreli bir tedavi. Ve ancak hani doğru hekime yönlendirip doğru bir psikiyatra yönlendirerekten bu tedaviniz mümkün olabilir. Ben psikiyatriye gittim. İki sefer gittim, ilaçları kullandım. Benim tansiyonumu çıkarttı, daha kötü etti beni yani. Ben yok, onu o, anladım da, yok anladım ama sonuçta iki defalık değil Şehriye Hanım. Bu düzenli olarak aylık kontrollerle ya da hekimin, psikiyatrın size yönlendireceği mesela atıyorum 3 aylık periyotlarla, dönemlerle ya da zamanlarla 3 ayda bir, 2 ayda bir bu şekilde düzenli olarak yapılması gereken şeyler. Yani sen iki defa gittin işe yaramadı değil, uzun süreli, senelerce süren bir tedavi bu. Ben o gün de kötü oldum. İlerisini kullansam kafayı bozacağım o zaman. Bozuyordum yani. O gün de kötü oldum. Bunda ilaçtan da öte bence yalnızlık. Tabii onun da paylaşıyor. Tek başına kalmış. Tabii. Kızı çocuklar tarafından dışlanmış. Tabii. Arkadaşları yok. Komşusu yok. Uğraşacak bir alanı yok. Ve buraya geldiği gündemler de düzeldi. Burası çok iyi bir rehabilitasyon yeri. Evet. Doğru da. Buraya gelmeye çok düzeldi. Kandıma o düzeldikçe ben kendimi sıkmıyorum evde. Ya buradaki Şehriye, bak şimdi. Şehriye dün bana bir paket getirdi. Yalçın Bey buyurun bu sizin dedi. Dedi ki bana getirdiğiniz cihazın dedi şarjı bitmiş dedi. Aa çok iyi. O şarj bittikten sonra sesleri tekrar duymaya başladım ben dedi. Tamam. Şimdi o cihaz neydi arkadaşlar bir görelim. Günay mı çekiyor aktörü, kim çekiyor? Şimdi yani abi şöyle tarif edelim. Şuradan tarif edeyim. Şurası evin duvarı. Şurayı kestirmiş. Şurayı. Şöyle abi geliyor buradan. Bak yemin ediyorum böyle. Buradan geçiyor. Kapıyı kilitliyor dışarıdan. Dışarıdan geldiği zaman da gene böyle geliyor. Buradan giriyor içeriye. Kapıyı kilitliyor. Kızım yazık günah. Yalçın abi anca öyle duruyorum. Öyle olmasam beni şimdiye kadar öldürmüşlerdi zaten. Vücudu şey kazanıyor. Spor. Tabii canım sporum. Yani beni öyle duruyorum ben orada. Evde ne değişiyor evde? Onu evde söyle. Ne değişiyor? O kapım olmadan önce benim tek çelik kapıyı kullanıyordum ben. Çelik kapımı kullandığım zaman bir yere gittiğim zaman benim evimin eşyasını değiştiriyorlardı. Ayşe. Evime geliyordum bütün evlerimin içi iz yani. Erkek izi, bayan ayakkabısı. Bunu soruyorum bak. Hayatım abi sor. Yani salondaki masan arka odaya mı geliyor? Evet arka odaya geliyor. Masa. Masa olsun, herhangi ufak eşyalarım olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şu görüntüleri verebiliyor muyuz arkadaşlar? Yani senin o ön taraftaki duvarı deldiğin odaki masa arkaya gidiyor. Arkaya gidiyor, evet. Ama bir şey dikkatimi çekti. En çok erkek izi var diyor. Erkek izi, bayan terliği, çocuk ayakkabısı izler yani evin içinde. Ey Allah'ım yarabbim ya. Gel bakayım bir dakika Şehriye gel abi. Şu görüntü şuraya tam versene. En başa gelsene bir abi. Gel ama gel Şehriye bir dakika. Bu işi bugün çözeceğiz yoksa ben senden beraber... Hafta sonları seansa başlayacağım haberin olsun.
İnşallah. Dün bana da sesler gelmeye başladı. İnşallah diyor. İnşallah diyor ya. Hayır. Kahraman abi üzülüyorum da bu bir hastalık. Tabii. Ama şimdi çözülmesi lazım. Kadıncağız öyle bir yerden geliyor ki İstanbul'un uç noktası. Gittim evine çekim yaptım. Şimdi kocasını arıyoruz, eski kocasını, Rıdvan'da değil mi? Bu konuda konuşmak istemiyor. Kızını aradık mı, ne oldu arkadaşlar? Ne diyor? Kızı telefonu açmıyor, belki de duymuyor, günahını almayalım da yani tek başına kalmış, yapayalnız. Ben dalga geçmiyorum, ben bir uzmanımıza danıştım. Uzmanımız da bazen böyle durumlarda, özellikle de kişinin kendisinin hasta olduğunu kabul etmediği ve tedaviyi reddettiği durumlarda ve tedaviye de inanmadığı durumlarda bir şeyler yapılabileceğini söyledi. Ben de sırf hayrına, sevabına kalktım Şehriye Hanım'ın evine gittim. Çünkü Şehriye Hanım kabul etmiyor. Evinde illa bir kamera var. Onu illa ki dinliyorlar, böyle düşünüyor. Çünkü komşularının kendisinin evini ucuza satıp gitmesini istediklerini düşünüyor. Bu nedenle de kablolar döşediklerini falan düşünüyor. İşte çelik kapılara rağmen evin içine girildiğini, eşyaların yerinin değiştirildiğini düşünüyor. Böyle iddia ediyor. Buna karşılık uzman dedi ki, eğer onu bir şekilde ses duymadığına ikna ederseniz tedavi başlar dedi. Ve Kahraman abinin de söylediği doğru bir şey oldu. Buraya geldiğinden beri Şehriye'de iyileşme emareleri var. Arkadaş var, dost var, konuşuyor. Şimdi sen bu paketin içindeki, ben mi verdim sana bunları? Evet, sen verdin Yasin abi. Ben vermedim böyle bir şey. Verdin. He? Verdin. Bu ne? Bu ikinci kez götürdüğüm cihaz, o da cihaz. Bunu nereden buldun? Bunu da siz verdiniz. Bu cihaz mı? Evet. No, bunu eve götürdün. Hayır. Bunu eve götürdüğünüzde ne oldu? Sesler kesildi değil mi? 3 gün falan bir ses kesildi. Ondan sonra yine başladı Yansın abi. Bu... Ama sonuç şu. Yani evet. Bunu verdik ve 3 gün boyunca evet, ses duymadı. Tabii. O zaman bunun pili bitti. Bilmiyorum ben. 3 gün falan yani ses duymadı. Yani bunu sen koyunca sesler kesildi öyle mi? 3 gün falan kesildi. Sonra yine aynı sesler geldi yani. Zaten peki. Sesler geldiği için ben de geri iade götürdüm. Peki ama 3 gün filan sen bunu eve koyunca sesler kesildi, doğru mu? Evet. Peki biz bunu şimdi sana doldurum abi şunu göster. Doldurulmuşunu verelim, şarj edilmişini verelim. Ha, göndereyim şarj mı etsinler? Tamam, gelsin birisi, vereyim ben ona. Gelsin yapımcım, vereyim, şarj etsinler. Peki bak ablacığım, bunu ben şimdi şarj ettiriyorum. Evet. Götüreceksin, eve koyacaksın. Tamam. Sonra ayda bir kere getireceksin, tekrar şarj edeceğiz, tamam? Tamam. Böylece bir ay boyunca ses duymayacaksın. Tamam, inşallah. Tamam. İnşallah Yalçın abi. Bu da diğer cihaz. Bunun da şarjı bitmiş. Bu doğrudan sesle ilgili biliyorsun. Onda şarj takacak bir yer yok ki Yalçın abi. Onun nesine şarj takacak? Bu kabloları şuralara bağlıyorsun, doluyor. İnceledin sen galiba. Baktım hiç öyle şarj peki, takacak bunu, bir yer yok. Peki bunu sana getirdiğimiz zaman evde sesler kesildi mi? İşte birisini önce onu koymuştum zaten onda kesildi. Öncekinden kesildi. Sonradakinden hiç fark etmedi. Yani bunu da verdiğimiz zaman bu da sesleri kesti, doğru mu? Şimdi 3 gün zaten sesler kesildi Yalçın abi. Öbüründen hiçbir şey fark etmedim ben. Bu bizim teknik müdürümüz var. Bakırköy teknik müdürü Oktay Bey. Evet. Onun bir icadı. Tamam işte onda kesildi. Sevgili yapımcım böyle davet edeyim ben. Buyurun. Bunları şimdi götürüyorsunuz, şarj ettiriyorsunuz şöyle. Şunu da şeyin içine koyarak Oktay Bey'e veriyorsunuz, dolduracaklar bunu, tamam mı Aziz Hanım? Hadi bakalım.